Bakar mısınız dondurmam arkadaşlar? Hem de sukuşi şeklinde. Çok güzel olmadı mı? Bay bay. İşte Elif Sinem'in yeni oyunu hazır. Dondurmacı oldu Elif Sinem. Bu da dondurma külahımız. Çok güzel oldu bence Elif Sinem. Bana bir dondurma hazırlar mısın lütfen? Tabii ki de hazırlarım. Evet. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün etkinlik yapıyorlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Bücür'le videoya giriş yaptık. Bücür kağıdın üzerinde yatmayı çok seviyor. Bücür hadi Kenan anneciğim. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? Hayır, bebek çizmiyoruz. Evet arkadaşlar. Elif Sinem'le şahane cırt cırtlı dondurma yapıyoruz. Cırt cırtlı değil. Su kuşili. Su kuşu mu yapalım? Evet bak. Poşetler getirmiş. Bir sürü geri dönüşüm. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne kocaman dondurma külahını çizeceğim. İçine poşeti doldurup su kuşu yapacağız. Evet. Sonra üzerine su kuşu top top dondurmalar gelecek. Onlar da su kuşu olacak. Ve ayrıca bir sürprizim daha var Elif Sinem. Neymiş? Dondurma tezgahı yapacağım. Ta 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 ta. Bücür bile korktu senin devrilmenden. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi önce buraya tripodumu telefona takıp külahını çizelim. Ne dersin? Ben boyayabilir miyim? Biz niye masada yapmıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Elif Sinem'le yer etkinliği olsun dedik. Yerde böyle rahat rahat oturup oyunlar yapıyorduk dedik. Hangi hiç kalkmayalım. Külah devam edelim. Arkadaşlar külah rengimizi hemen poskalardan seçelim. Şu külah rengi. Kenarlarının detaylarını da siyahla yapacağım. Siyah tahta kalemi şuradan getir anneciğim. Önce kurşun kalemle çizeceğim. Kurşun kalemim nerede anneciğim? Benim kurşun kalemim olmazsa olmaz ki. Bakar mısınız Elif Sinem'in kalemlerine? Ana. Şu organizeri de yeni aldım Elif'ime. Öyle Elif'in çok güzel dizmiş. Anne sen bununla yapsın. Bununla çerçevesini yapacağım. Anneciğim kurşun kalemle yapınca yamuk yapınca silme ihtimalim çok oluyor. Kurşun kalemi. Kalemliğini getir o zaman. Ama yukarıda çantam. Murat! Babişko! Babişko! Yukarıdan Elif Sinem'in kalemliğini getirir misin? Sence getirecek mi Elif? Getirecek sence. Hadi başlayalım çizmeye. Şimdi kağıdımızı ikiye katlıyoruz. A4 kağıdı arkadaşlar. Şimdi ver bakalım. İyi bakın. Cetvel var mı? Cetvel var. Yok. Cetvel yok mu ya? Elif cetvel olmadan olmaz ki. Vardı vardı. Cetvel yoksa telefonla çizeceğim. Ama sadece ucu koptu. Aa ne güzel. My Melody'li. Ucu koptu. Kopsun bir şey olmaz dur. Şimdi külahımızı çiziyoruz arkadaşlar. Külah çok önemli. Şuradan başlıyoruz şöyle. Önemli değil anneciğim. Elif'in topicik külahı hazır mı? Topicik külahı hazır mı? Anne, bak yamuk çizdim. Anneciğim bunun için dolduracağız ya o yüzden. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yapalım. Yamuk oldu ya. Yamuk yumuk bir şey oldu. Ama olsun güzel oldu. Hadi külahımız geçelim. Hazır. Dur anneciğim bekle. Külahımızın şeylerini çizelim çizgilerini. Kalemiyle üzerinden hızlıca ve hızlı çekimle gidelim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar önce boyayacağız. Çok heyecanlıyım. Sonra kurumasını bekleyeceğiz. Taşırabilirsin keseceğim ya. Ha, doğru. Çok rahatlatıcı değil mi Elif? Aynen ben bir tane daha boyayacağım. Al Elif sen boya. Küçük yeri sana vereceğim. Tamam. Şuraları da boşluk bıraktığın için sağ ol anne. Çünkü ben takıntılı birisiyim. Al. Hadi sen boya şimdi de. Yok yok kat kat yapma şey oluyor. Aferin. Sonra kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Aynı yere sürme ıslanıyor kağıt. Tamam. Tamam. Dur şurayı iyi yapalım. Elif ıslanıyor kağıt. Al bakalım. Şimdi bu kuruyacak. Üzerinden hızlıca geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben başlayayım. Hızlıca çizime başlıyoruz. Dondurma külahımız hazır. Evet. Kesiyorum. Ben kesiyorum. Bantlayacağız dur önce. Getir. Bantlayacağız arkadaşlar bunu. Şöyle bantlayalım. Evet arkadaşlar bantladık. Yapıştı kaldı ya. Şimdi bunu böyle keseceğiz Elif'ciğim. Getir keselim. Bir tane şu çizgiyi ben kesiyorum.
Kes bakalım. Arkadaşlar çok dikkatli kesmem lazım. Çok dikkatlisin zaten. Harika gidiyorsun. Süpersin. Şimdi diğer yerleri de. Şunu ya ben yapayım. Ya da sen yap. Tutuyorum. Yok, öteki tarafı yapabilirim. Çünkü ben be. Şimdi arkadaşlar külahımızın bu iki kenarından yapıştıralım. Elisine biçini poşetle dolduracak. Evet, yırtık bu ince ekmek poşetleri var ya, buzdolabı poşeti gibi. Biz onlar atmıyoruz. Biz su kuşu yapıyoruz onlarla. Elif. Ay bu taraf kayıyor anneciğim. Hemen ben yapsam olur mu? Evet. Kayıyor çünkü. Keşke ilk defa sen kesseydin. Şimdi ne yapalım? Bunun kenarlarını dikkatli bir şekilde yapıştıralım. Anneciğim hadi bakalım. Kaymasın. Dur. Evet arkadaşlar, külahımız hazır. Ben tutuyorum. Kaydı anneciğim, dur çek elini. Kaydı. Ben daha çok kaydırdım. Hangi kaydı? Şöyle yaparsak. Eyvah. Eyvah. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, külahımız hazır. Evet. Külah şeklinde su kuşimiz hazır. Evet. Getir anneciğim. Sadece şurası yırtık oldu. Neresi yırtık oldu? Koparım diye, tamam. Şimdi bunu güzelce yapmalıyım. Kapatacağız. Sonra neyi yapacağız Elif? Dondurma toplarını. Arkadaşlar ilk önce çilekliği yapalım. Ben. Hadi bakalım. Şu kenardaki kötü görünen yerleri bir keselim önce. Arkadaşlar ben hemen mıncıklamak istiyorum. Tamam. Hani sen mıncıklamadan mı? Al bakalım. Su kuşu hazır. Çok güzel. Evet arkadaşlar, nasıl, beğendin mi anneciğim? İçine biraz daha koysak daha güzel. Şimdi bunun üzerine şey yapacağız. Dondurma topları yapacağız. Sonra yazı tahtamızın üzerinde Elif Sinem onları cırt cırtla yapıştırma yapacağız. Anne normalde yapabilirim, böyle yapıştırırsam. Getir bakayım anneciğim. İşte su kuşumuz bu şekil. Hadi bakalım, toplarını yapmaya geçiyoruz. Hemen dedik. Dondurma toplarını bununla yapacağız arkadaşlar. Anne, önce ikiye katlıyoruz yine. Anne şöyle yapsan olmaz mı? Öyle yapma da, yuvarlak yapma da, şöyle yap bak. Şekilli şüküllü mü? Evet, şöyle sonra böyle. Ama o şekilli şey yapmak zor olur. Kenarını bantlayacağız ya. Evet arkadaşlar, şimdi bununla dondurma toplarını yapacağız. Şimdi bakın nasıl şekilli şüküllü olacak. Elif Sinem'in istediği şekil. Şöyle olsun istiyor dondurma topları. Değil mi Elif? Evet. Anne. Bir gün pazardan ben geldim anne. İki tane top yeter mi? Evet, şimdi dondurma toplarını boyuyoruz. Hangi renk istersin? Şu portakallı, şu limonlu, şu çilekli, bu fıstıklı. Bu da orman meyveli. Tamam, al çilekliyi sen boya. Ben de portakallıyı boyayacağım. Hadi bunları boyuyoruz arkadaşlar, dondurma toplarını. Taşırsan bir şey olur mu? Ay rengine bak. Taşırabilirsin. İyi fikir, hatta şöyle yapalım. Toplarımızı belirginleştiriyoruz. Anne, pembeyi ben yapabilir miyim? Anneciğim çok düzgün yapmamız gerekiyor. Bir tane ne olur. Tamam yap. Yok bir. Şunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. O kıvrımlı yerleri de sen yap bence benimkinde. Çünkü ben yapayım. Hadi yap bakalım. Hayır, bana doğru dönük olsun. Hadi ben yap. Bunu mu yapayım? Evet, bunu. Fark etmez, istediğini yap. Yapabilirsin. Şimdi Elif Sinem yapıyor. Arkadaşlar ay. Neyse, keseceğiz de sıkıntı yok. Şuraları da yapayım mı? Bakar mısınız, full konsantre. Halı üzeri etkinlik yapıyoruz değil mi Elif? Tamamdır. Oy, yamuk yaptım da. Ben yapayım anneciğim. Tamam. Yamuk yaptım da güzel oldu yine de, değil mi anne? Evet anneciğim. Sen yaparsın da kötü olur mu hiç? Hayır. Kendimi övüyorum. Büyüdüğünde benim gibi böyle hızlı hızlı yapacaksın. Arkadaşlar çünkü ben, annem bir ressam olmak istiyormuş küçükken. Ama polis olmuş. Polis de olmuş, vazgeçmiş. Hayır, polis yaşı tutmadığı için polis de olamamış. Değil mi anne? Evet anne. Polisliği kazanmış. Sonra YouTuber olmuş. Evet. Evet, bunları yapıştırıp geliyoruz.
Arkadaşlar bu şekil bantla kaplıyoruz. Bücür de hışır hışır arkamda ne yapıyor? Poşetin içine girdi oynuyor. Evet, bir de mısır dayım poşetine girdi. Bak şimdi göstereceğim şimdi. Bakın. Poşetin içine girdi. Resmen içine poşetin, girdi ya. Anne poşetin içine girmiş. Öteki poşetle oynuyor poşette. Anam 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 anam. Ne çok sever bu poşetleri, çantaları ya. Gözünde köpek var mı bakayım? Hoş bir de bize güzel bakar ki abla sonra tertemiz. Evet şimdi devam edeceğiz. Şimdi bunları tek tek keselim. İçine poşetler koyacağız. Böyle arkadaşlar, yumuş yumuş ne olacak? Squishy. Arkadaşlar. Size bir bilmece soracağım. Bilecek misiniz? Pazardan... Yorumlara yazın değil mi Elif? Tamam yorumlara yazın. Pazardan aldım 1 tane, eve geldim 1000 tane. Bakalım kaç kişi bilecek? Bilenlerin hepsine kalp atalım mı? Evet. Hadi bakalım. Bak ya şuna bak ya. Allah Allah. Elif ne yapıyor bu ya? Çıkmıyor poşetin içinden. Neyse biz bunları sukuşu yapacağız. Şimdi önce kesiyoruz. Hangi renk? Turuncu rengi bir keselim. Ben de kesebilir miyim anne? Kesebilirsin anne. Yes. Önce arkadaşlara ben bir göstereyim. Arkadaşlar sarıyı ben yaptım. Sarıyı da ben keseceğim. Tamam. Sen pembeyi kes bence. Hayır sarıyı keseceğim. Şimdi bunu böyle keseceğiz arkadaşlar. Bitmedi. Daha ben bunun etrafını yapıştıracağım. Daha çok işimiz var. Yani evde olan malzemelerle izola bant veya koli bandı, sonra işte poşetler, kağıt, kalem, boyalar. Kuru boyayla da olur bu. İlla keçeli kalem şart değil. Biz sadece neydi? Videoda canlı görünsün diye keçeli kalemleri. Aynen biz kullandık. Kaliteli kalemleri kullanma sebebimiz sizin için canlı görünsün. Daha kaliteli görünmesi. Şöyle göstereyim. Bunun etrafını yapıştırıp içine poşet koyacağız. Hadi bakalım hepsini kesip gelelim. Anne sen. Evet arkadaşlar dondurma toplarımız hazır. Şimdi örnek gösterelim. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Elif olmamış bu. Dur. Dolmamış. Düzgün ver şöyle. Şöyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın tek tek yapıştıracağız. Sen bana büyük bir bant versene. Bunlar olmaz. Ver. Şu büyük bandı ver bana. Şimdi bir dondurma topunu yapıştıralım. İşte bu dondurma topu sukuşilerimiz hazır. Hepsini yapacağız şimdi. Hadi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar işte dondurma toplarımız hazır. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi Elif Sinem'le birlikte bu tahtamıza yapıştıracağız. Dondurma tezgahını hazırlamadık Elif. Ay, hemen hazırlayalım. Evet dondurma kablarımızı buna çizeceğiz. Kaç rengimiz var? 5 rengimiz var. Şimdi kağıdımızı o zaman 5'e böleceğiz. Anne bir tanesini ben çizebilir miyim? Çizelim önce ayarlayalım. Nasıl ayarlayacağız? Dur bakalım. İşte dondurma kabımızı hazırladık. Ne yapıyoruz şimdi Elif Sinemciğim? Şimdi buna ne yazalım? Portakal, fıstık. Ve dondurma şeklini şöyle veriyoruz arkadaşlar. Anne şey de yapsana. Böyle tek tek yapıştıracak. Değil mi Elif? Evet. Şöyle yapalım. Bunları böyle yapıştıracak. İsterse buradan yapıştırıp çıkaracak. İsterse tahtadan. Hadi bir bantla kaplayıp tahtada gösterelim. Arkadaşlar Elif Sinem'e bir de sürpriz dondurma kaşığı yaptık. Hadi bunu da su kışı yapalım. Gelelim. Dondurma kaşığımız da hazır. Bak anne. Aynen öyle alacaksın anneciğim. Al bakalım dondurma toplarımız hazır. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu tahtada güzelce Elif Sinem bize dondurmalarımızı hazırlıyor. Ama bunu bantlamadık. Bantlayıp gelelim o zaman. Arkadaşlar dondurma kabımız hazır. Şimdi çift taraflı bantı nasıl yapıyoruz onu gösteriyorum. Çünkü yorumlarda çok sormuşsunuz. Arkaları berbat görünüyor. Önemli olan bize ön tarafları değil mi Elif? Şöyle arkalarına çift taraflı bant yapacağım. Evet, şimdi bunu kopardık değil mi böyle? Bakın şöyle göstereyim. Böyle kopardık dikdörtgen şeklinde. Bunu tersine rulo haline getiriyoruz. Ve işte ne oluyor? Bu ne? Bunu da böyle yapıştıralım. Çift taraflı çekil anneciğim gösterelim. Böyle çift anne taraflı cırt cırtlı bant oluyor. Evet çok güzel oldu bence. Bu dondurma külahımız böyle cırt cırtlı. İstediğimiz yere yapıştırabiliyoruz. Bunlar da dondurma toplarımız. Anneciğim onu tezgahda bunu da yapıştıracağız buraya. Unuttuk. Bunu da buraya yapıştıralım tamam, böyle. Tamam ben getiriyorum ben. Hadi bunu da yapıştıralım. Elif Sinem buradan dondurmasını hazırlayacak dondurma kaşığıyla. Hadi getir bakalım anneciğim. İşte Elif Sinem'in yeni oyunu hazır. Dondurma
ihtiyacı oldu Elif Sinem. Bu da dondurma külahımız. Çok güzel oldu bence Elif Sinem. Bana bir dondurma hazırlar mısın lütfen? Tabii ki de hazırlıyorum. Evet. Ben bir tane çilekli istiyorum. Bak ya, bak bak Allah aşkına ya. Alamıyor da kaşıkla beraber. İşte oldu. Üzerine koydu. Bir tane de üstüne limonlu top alayım. Elif Sinem elinle al anneciğim ya. Çok güzel oldu. Bir tane de böğürtlenle alayım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Bakar mısınız dondurmam arkadaşlar? Hem de su kuşu şeklinde. Çok güzel olmadı mı? Böyle etkinlikler yaparsanız arkadaşlar Instagram adresimiz Elif Sinem, YouTube'dan bize gönderirsiniz. Biz de Instagram'dan hikaye olarak onu paylaşırız ve size beğeni atarız. Değil mi Elif Sinem? Evet arkadaşlar. Yaptığınız etkinlikleri lütfen bizle paylaşın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı. Zincire basmayı, herkese merak etmeyi. Hoşçakalın.